Merhaba değerli izleyenler, Multiplayer'e hoş geldiniz. Devil May Cry 5'in demosuyla karşınızdayız. Kalabalıkta bir ekibimiz var. Evet. Selamlar. Devil May Cry ile alakalı benim bilgim yetmedi. Tunca da ilk oyundan sonra galiba ara vermiş. Biz de bilen insanları getirelim dedik. Estağfurullah. Severim Devil May Cry. Gerçekten evet. Güzel oyundur. Özcan ve Sercan bize bir de Can Sen demoyu sen de bitirdin değil mi? Evet. Yani üçümüz demoyu bitirdik. Evet. Şimdi ben oynayacağım. Onlar daha çok anlatacaklar. Ben niye buradayım hiç bilmiyorum. Oyunu merak ettiğim için aslında. Da demo neyse. Kısa bir demo olmuş açıkçası. Daha uzun sürülmesini isterdim, beklerdim. İki kere bitirdim ben. Sen de... Ben de iki sayılır. Demin videoya gireceğiz diye yarıda bırak. Evet. Yani kısa bir demo olmuş. Tadında gibi olmuş ama daha uzun isterdim açıkçası. Kim istemez canım? Yani, keşke bütün oyunu oynasaydı demo diye. Ablamız Nico. Biliyorsunuz bizim kolumuz biri tarafından yok edildi. Nero ile oynuyoruz bu arada. Ana karakter olarak. Ayrıca Dante ile de oynayacağız. Ama üçüncü karakter kim açıklanmadı. Yok. Seride Devil oyunda. Ana oyunda 3 karakter olacak oynanabilir. Dante, Nero. Üçüncüsü açıklanmadı. Üçüncüsü şey mi ya? V diye yeni karakter duyurmuşlardı. O herhalde galiba. O öyle olacak. Konuşuluyordu. Kapaklarda evet. O var çünkü. Ama o kimdir? Neyin nesidir? Kimin nesidir bilmiyoruz tabii ki daha. Onun başımı döndürdün de ilk başta. Aynen bir şekli verdik. Red Orb'lar var ama kullanamıyoruz. Evet, Red Orb'lar maalesef kastümizasyonda kullanamıyoruz. Demo olduğu uyarısını veriyor oyun. Ortam Devil May Cry oyununa yakışır. Güzel. Etrafta balonlar. Balonlar hariç. Balonları kesebiliyor muyum? Kesersin. Balonlar var. Yalandan koymuşlar. Direkt yok oluyor balon. Ha işte o şeytani kolun gitti ya. Şeytani kolun yerine Nico bize kollar yapıyor. Özel yetenekleri olan kollar yapmış. Burada demoda mavi ve yeşil kolları görüyoruz. Şu an senin kullandığın ne mesela Tunca? Ha yokmuş. Şu an Tunca'nın kullandığı kol herhalde maviydi. Belki maviydi galiba. Şurada da Red Orb var, onu da alayım. Tamam. Hiçbir işime yaramayacak ama göstermiş olmak için alalım. Keşke işe yarasa onu diyecektik. Tamam. Şeyi falan bile görmüyor muyuz ya? İşte kaç Red Orb'la ne alınıyor onu bile mi göstermiyor? Yani nasıl yapabildiğini gösteriyor da o ekrana geçemiyorsun. Evet, bu demin gördüğümüz abla vardı ya. Onu çağıracağız bir yerde, gelince gösteririz. Oyunun dünyasına yakışır. Birazdan iblisler gelecek. Ha, işte. Bu arada biz bayılırım. Şu an normal Xbox'ta oynuyoruz. Xbox, yani Xbox One'da oynuyoruz. Xbox One X'de biraz daha gelişmiş görüntü vardı ama şu muhtemelen an imkanlar doğrultusunda bunda oynuyoruz. Tabii muhtemelen onda upscale 4K'dır. Natif 4K'da olabilir, emin değilim. Ama 4K'ya ulaşmıştır tabii, diye evet düşünüyorum. Bu kadar özel bir biçimde kendi platformlarına getirdiklerine göre yapmışlardır diye ben tahmin ediyorum. Hiç birimiz tenezzül edip girmeden önce Google'a bakmadık. Artık kusurumuza bakmayın. Kendi oyunları genelde native 4K oluyor ya. O tabii, açıdan tabii, haklısın. Upscale olması muhtemelen büyük olasılıkla. Demo boyunca gördüğümüz kısım, yanılmıyorsam bizim Gamescom'da en iyisi beraber oynadığımız kısmı. Daha önce bahsettik aslında. O yüzden hani görselleri başka yerde görmüş olabilirsiniz. Bir yandan tutorial'ları da veriyoruz. Sol tarafta işte hangi şeyleri nasıl yapacağımızı falan göstermişler demoda. Da şöyle bir şey var. Oyunun yani demonun süresi kısa demiştik. En başta söyledik. Dakikasını verdik mi ya? 10-15 dakikada bitiyor. Aynen öyle. 10 dakikada. Ya tabii bitiyor. Daha ağır oynarsan her yere bakayım şurada ne var, burada ne var. Biraz uzar da tabii o. Yalandan bir uzama olur. Kaç GB indirdik? 7'ydi galiba ya yanılmıyorsam. Ha iyi çok değilmiş o zaman ya. Tamam. Ha bu arada demoda topladığın Red Orb'ları oyunda kullanabilecekmişsin. Ha save'imiz duruyor mu yani? Evet, öyle bir bilgi okudum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ha. Yani devam edeceğiz. Mantıklı geldi. O zaman bu oyunun başı mı ama? Evet, ben de onu diyecektim. Ha, oyunun başı olamaz. O zaman oyunun başı mı oluyor? Çünkü öyle bir şey okudum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Güvenilir kaynak mı? Hı, emin değilim. Öyle. Yani Red Orb'ları toplarsanız diyor şimdi oyunda karşınıza çıkıyor. Belki başı olmasa şurada da topladığınız Red Orb'ları alıyor olabilir. Gizli Red Orb'larımız var. Bunları da aldım. Bak şimdi öyle deyince bütün topluyor görüyorsun. Gerçi buna devam etmeyeceksindir sen tabii. Şimdi. Olsun, biz yine toplayalım. Yolumuzu bulalım, rızkımızı alalım. Şu an bak hiç kolun yok. Bak kol, hiç var. Kolun yok. Özel kolun olmadığı için görüyor musunuz? Bayağı sürüne sürüne tek kolla devam ediyoruz. Evet. Peki. Onları yol ortasında buluyorsun bu arada. Giderken karşına çıkıyor. Ve harcanabilir. Maksimum 4 tane alabiliyorsunuz bir koldan. Evet, aynen öyle. Zaten önceki oyunlara nazaran getirdikleri benim bildiğim tek yenilik bu. Siz bilen insanlar olarak. Ya üçüncü bir karakter işte yenilik olarak. Tabii tabii yani. Mesela 4'te %70 oyunun %70'ini herhalde şeyle oynuyorduk. Nero ile oynuyorduk. Hatta ondan eleştirilmişti. 4'te Nero geldiği zaman Dante hayranları kızmıştı. Devil May Cry 4'ü pek beğenmemişlerdi. En çok da 3. seri beğendi bu arada genel olarak. 3. seride tamamen Dante'nin gençliğine odaklanıyorduk çünkü. Zaten ana hikaye yani seri
3, 1, 2, 4 diye gidiyor. Yani anladım. Sıralama olarak, tarihi olarak o şekilde, kronolojik. 3, 1, 2, 4 diye gidiyor. Bu oyunda 4'ten sonrası konu alacak. Üçüncü karakter olacak yenilik olarak. İşte bu kolun kopması olayı var. Yeni güçlü kollar getirmişler. Şeytani kolu kim koparttı? Spoiler olmasın diye söylemiyorum. Zaten aslında sen de bilmiyorsun. Yani hani sadece spekülasyon yapıyorlar. Evet. Henüz belli değil yani. Biz de bazı mantıklı bir, spekülasyon olduğu için inanasım geliyor. Ama söylemeyeyim hadi burada. Tabii söyleme. Mutay ne gerek? Sen nasıl buldun Sercan? Ben oyunu güzel buldum ya. Grafikleri eski oyunlara nazaran daha iyi. Yani... Evet, o zaten bir zahmet yapsınlar. Oğlum öyle olup da yapmayanlar da var ya. Ama sanki... Dur, Sercan da haklı bayağı şu an. Sanki videolarına göre bir tık daha böyle düşük gibi mi? Ya da One X'te gösterdiler de biz One X'te oynamadığımız için mi? Evet, onun bir farkı olabilir. Şeyde, Gamescom'da PlayStation'da oynattıklarını ben hatırlıyorum yanılmıyorsam. Ve şeyde, hani gayet... Pro'da mı oynattılar acaba? Upscale 4K mı acaba? Ya şu an çok emin olamadım ama ya One X'te oynadık ya PlayStation oynadık. Şimdi onda şey vardı, Resident Evil 2 ile beraber denedik onu. Birini diğerinde mi oynatmışlardı? Böyle bir durum vardı. Oğlum ne diyorsun? Ama yani güzel gözüken bir oyun. Hani açıkçası şey değil. Çağının gerisinde kalmış bir grafik değil. Tabii değil. Ya niye bu kadar grafiğe takılıysak? Ya atmosfer güzel, oynanış nasıl? Zevk aldın mı? Hack and Slash o atmosferi, o vuruş hissiyatını veriyor mu sana? Ben zevk aldım şahsen. Eski oyunlara göre. Güzel değil mi? Ben de zevk aldım. Bana göre de. Akıyor yani. Patatlamak zevkli. Evet. FPS düşmesi de hiç yaşamadım. Ben S'de oynadım bu arada. Xbox One S'de oynadım. Bu ilk Xbox One. 2013'te çıkan. Ya daha ne kombolar gelecek, eklenecek bu oyuna. Zaten kombo olayı önemli zaten. Bak havaya kaldır mesela. Havada yakala onları. Çek. Heh. Bu olay işte. DMC budur babuş. En güzel olayı budur yani. Sektiriyor. Yere düşürmeden. Evet. Güzel patlı. Silahı da var. Rebellion tabi Dante'nin kılıcıdır, bilenler bilir. Rebellion değil bu kılıç. Kılıç değil tabi kılıç. Onu da dört gözle bekliyorum. Dante ile oynayacağım en çok tabi. Çünkü Dante serinin ana karakteri şimdi. En çok sevilen karakter. Acaba yani şimdi şeydeki gibi Devil May Cry 4'te olduğu gibi hani belki de büyük kısmını oynatmayacaklar. O konuyla alakalı bir detayınız var mı bildiğimiz? 3 karakter oynanabilir olacak. Ama yani 3'ünü de hani zaman zaman mı oynatacak? Çekici değiştirilebiliyor işte, mu olacak? Evet. Bilmiyorum. Belki de belli hikayede Dante'yle oynamak zorundasın. Nero'yla oynayamıyorsun. Ya da hikayeyi bir daha oynayabiliyorsun ya. Restart mission yaparsın, bölüm seçimini. Belki de istediğin karakteri seçtirecek. Ya inşallah o seçenek şansını bize bırakırlar da işte daha önceki oyunlarda yaşanan o sıkıntı. Hani ben Dante'yle oynayacağım diye gaza gelip oynayamazsak tatsız olur ya. Onu evet, bir merak ettim. Aynen. Bununla beraber ben şeyi söylemek istiyorum ya. Bu son zamanlarda mesela en basitinden God of War eski Hack and Slash'i geride bırakıp daha farklı bir oynanışa yürümüştü. Keza yakın zamanda Darksiders 3'ü oynadık. O da hani evet biraz daha hala Hack and Slash ama eskisine nazaran birazcık daha azaltılmış bir yanı vardı Hack and Slash olarak. Devil May Cry bunu yapmamış gibi gözüküyor. Yani ben çatır çatır bir hack and slash görüyorum yani. Evet. Özüne sahip çıkmış, özüne ihanet etmemiş. Stilist Action'da deniyordu. Resident Evil 2'de de görev alan, abimiz vardı. Şimdi adını unuttum. Sen hatırlıyor musun adını? Hideo Kamiya. Kamiya olan mı? O bunda çalışıyor mu? Döndüm buraya. Yani bunun yaratıcısı zaten. Hatta Bayonetta'nın da yönetmeni. Evet, evet. Yazar da yönetmiştir Bayonetta'yı. Çünkü bunu Capcom geliştiriyor galiba. Onlar ayrılmıştı sonra. Evet, demek bu oyun için geri döndü tekrar. Evet, güzel unutmuşuz bir onu. Dipnote, evet. Evine geri döndü bu arada gerçekten. Hideki Kamiya'ydı galiba. Hideki Kamiya olması lazım. Oyunu tanıtırlarken de öyle demiyorlar mıydı? Dante özüne geri dönecek. Evet, evet. Bu özüne geri döndü. DMC Devil May Cry olan 4 ile 5'in arasındaki oyunda sevilmemişti Dante karakteri. Aynen. Ya şey mi yoksa orada bu? Orada Ninja Theory geliştiriyordu. Evet. Bir ara zaten biz haberlerde paylaşmıştık, gündemde paylaşmıştık. Hani keşke olanak sağlasalar da yeni Devil May Cry'yi geliştirsem falan diye diyen bir abi vardı. Bir sene önce falan herhalde. Acaba evet evet, Hideki Kamiya. Ben sanki o yapmıyordu diye dönmüş müydü? Ben dönmedi diye aklımda kaldı. Demek hayır. Dönmüş. Bunda döndüğün dönmedin bilmiyorum. Ha. Yani yaratıcısı oydu, onun özüne yaratıcısı sadık kalmışlar. O doğru ama tamam. Benim bildiğim onlar bunu yapmadı. Yok zaten onda şimdi anlaştık. Şu an zaten dönmedi ama sadece onun vizyonuna göre yaptılar bu oyunu. Tamam kalmıştı. Şimdi anlaştı. Evet, evet. Özüne sadık kalmış. Hani senin dediğin lafa istinaden evet. Söyledim. Çünkü 4'te bayağı bir papara yemişler. Bu arada kendi. O Hideki Kamiya ve ekibi de bayağı devrim yaratacak bir aksiyon oyunu geliştirdiklerini söylemişlerdi. En son ne oldu ortaya çıkmadı hala. Çıkmadı evet. Bayonetta'yı da severiz bu arada değil mi? Tabii. Tuncan'ı sevdiğini biliyorum özellikle. Bir yandan görevimiz bir eşya bulup buraya koyuyoruz galiba şu anda. Yaratığı
İğrenç şeyi cebimize koyacağız önce. Abi evet. Bakteri yani. Ona parazit bakteri diyorum. Paraziti organizmaya yerleştirip organizmaya çürümesini sağlayacağız. Bu bir larvaymış. İşte iblis ağacını yok eden bir larvaymış. Onu bulduk. Şimdi şey yolumuzu açacağız. Zaten DMC sevenler bilir, tarihinden çok bahsetmeyeceğim de işte insanlarla şeytanlar, iblislerin savaşı üzerine odaklanan bir yapım. İşte kim kimdir, ne nedir, şimdi tarihine girersek çok karışık, bayağı bir Meksika dizisi gibi yani. O yüzden ona girmiyorum. Evet, yolumuza devam. Bak güzel, atmosferi plan, yaratıkların dizaynı, çevre, yıkılabilirlik öğeleri de güzel bu arada. Çevre güzel yıkılıyor, birazdan göreceğiz onu daha çok. Tarafı da gösterelim. Ya bir, hangi şehirdeyiz, onunla alakalı bilgi var mı? Böyle güzel de bir şehir varmış çünkü mimarisi vesairesi. Onunla hani... ilgili bir bilgim yok. Yok, tamam. Ha, şimdi burada bir telefon çalacak. Ben bunu ilk denediğimde fark etmemiştim, ikinci oyunda fark ettim. Biraz şey, Superman gönderisi varmış gibi ya. Kostüm gösteriyorsun ya burada. Şey falan da devam ediyor. Yani birebir tabii çeviremedik size şu an altyazıları ama böyle birazcık çok bilmiş havası zaten yani Neral karakteri belki de öldür. Ben önceki oyunları bilmediğim bir kere daha ekleyeyim. Dante tam bir pislik yani. Pislik derken yani. Böyle hep laf sokan, hep esprili çocuk. Ya bu seride karizmatik olmayan karakter yok. Hepsi böyle bir şey, şekil. Hepsi bir atarlı giderlidir zaten ama Dante özellikleri yeri ayrıdır diyeyim size. Yani onu da devam ettirmişler gibi gözüküyor. Evet. Dante de var, Nero da var. Üçüncü bir karakter de var. Onu daha bilmiyorum. Bilmiyoruz yani. İşte burada ayıp ediyor. Normalde Red Orb'ları bu kamyonun kızı çağırıp bu şekilde kullanacakmışız ama demoda olmuyor. Özelleştirme seçenekleri olacak. Burada bir tane çakalım. Bir parmak bal çalıp vermiyor. Aynen. Şimdi devam. Bak kollar, özel kollar önemli. Niko yapıyor zaten. Kollar çıktığına göre zaten boss'a da geliyoruz artık geliyoruz belli. Yani. Şimdi karnı yarık gelecek. Sen maviyi mi sevdin Tuncacığım, yeşil kolunu? Ya ikisi de güzel bence. Ne yapıyor peki kollar aslında, ona konuşmadık. Özel yetenekleri var. Mavi şok, elektrik şoku veriyor. Peki. Yeşil de bir bomba gibi bir şey atıyor, böyle bir patlama yaratıyor. Ya çok pardon, girişin karizmalarına bakar mısın yani? O kadar şey ki. Ben olsam geri dönerek koşmaya başladım. Ben olsam altında kalıp ölmüştüm. tam DMC sinematik. Bak Reyes hiç şaşırmıyordu, her şey hazır. Çok pardon böldüm. Biri elektrik veriyor dedin, yeşil olan ne işe yarıyor? Yeşil olan da böyle bir bomba gibi bir şey patlatıyor. Yani yeşil böyle patlıyor, diğeri elektrik şok veriyor, elektrik şoku veriyor. Ben maviyi tuttum açıkçası. Ben açıkçası yeşili daha çok seviyorum. Gerbere. Yeşilde çünkü hem dodge mekaniği var, hem kaçabiliyorsun, hem de kaçarken hasar da verebiliyorsun. O çok bence işlevsel geldi. Bunu kesmek uzun sürecek galiba. Gözüktüğü kadar zor gelmedi bana bu arada. Evet, ben de kestim de şimdi videoya heyecan vermek için. Hayır, bana diyorum. Belki sana gelmiştir. Ya evet, bu arada zaten yani bayağı bitirdiniz ikiniz de ve deli gibi kestiniz. Adam, sen de kestin değil mi? Adam şey, düşerken bile rahat düşüyor. Evet, tam DMC işte. Ama olay dördüncü oyunda bu kadar cool bir karakter değildi ya. Tecrübe kazanmış. Dördüncüde zaten aşkını arayan böyle bir yitik bir romantikti yani. Dante ile takıla. Gerçi takıldı mı bilmiyorum ama. Neyse onu söylemeyeceğim. Peki, spoiler tamam. Olması. Dante bunun neyi oluyor filan. Tam oralara girmiyor. O spoiler olur mu? Ama olabilir, doğru. Bilmiyorum. Belki hiç bilmeyen birisi için hani ya şey var çünkü Devil May Cry benim bu zamana kadar çok ilgimi çeken bir seri değildi. Bu 5 ile beraber mesela ilk kez giriş yapabilirim hani. Gibi geliyor ama benim gibi olan insanlar da vardır muhakkak. Bu arada bu oyun hangi oyundan evrilme biliyor musunuz? Evet, ben bunu öğrenince çok şaşırdım. Resident Evil. Resident Evil. Bu oyun Resident Evil'dan dönme bir oyun. Yani Resident Evil olacakken değiştiriyor yapımcılar ve bu oyun ortaya çıkıyor. Yani, ilk başlangıcından bahsediyoruz tabii. Evet, evet. Ya yeni Resident Evil yapıyorlar ama diyorlar sonra ulan bunu biz başka bir şey yapsak falan bu Resident Evil olmadı. O abimiz Resident Evil 1 ve 2'de de yani çalışıyor. Önemli bir rolü o da var. Shinji Mikami miydi? Yanlış. Shinji Mikami ile beraber önemli rolü var o oyunlarda. Resident Evil 1 ve 2'de. Özellikle 2'de. Şimdi Tuncay'ın saldırıları başladı. Şu an hangi kolda? At yarışı anlatır gibi girdi. Evet, evet. Şu anda Tuncay geliyor şu anda. Oğlum, yavaş kollar yavaş. Bitti. Kolların hepsini yedin ya. Nasıl bitirdin lan hemen? Bir kol dayanmıyor. Kolsuz Tuncay. Yalnız öyle derseniz ayıp oluyor. Ama şu an çok uydu bak. Yok, kolay kolay. Öyle spam yapmak mantıklı mıydı ya kolları? Hani... Ya çok aman bir faydası yok kolun bence. Ya. Şey normal yaratıklarda var. Güzel de bu. Ya güzel de böyle hani kolum yok nasıl yeneceğim tarzı bir şey yok şu an. Bu karnı yarıkta değil yani. Yok yani daha etkili kullanma yolu yok muydu falan diye merak ettim ama tamam anladım. Hack and slash kısmı yani daha doğrusu bol düşmana karşı kullanmak daha etkili olabiliyor.
Aynen. Ben genelde arkasına geçip vurdum tutunca. Arka tarafından iyi hasar alıyor söyleyeyim. Yalnız az evvel şey çok komikti. Yani Tunca basıyor ve havada bir şeyler yapıyor karakter ama düşman uzakta falan yani. Ama ateş alıştırma ediyor. Alıştırma yapıyor. Ha ediyor diyorsun ateş ediyor. Tabii. Ateş silahı da var tabii. Devil May Cry'da klasik ya. Hem silah hem kılıç. Evet evet. Rebellion'da inşallah değiştirmemişlerdir. Sercan değil mi? Yani şeyin Dante'nin Ayovi ile neydi o? Ebony. Evet Ebony. İnşallah özüne sadık o kuru kafa geri gelmiştir yani. Son oyunda öyle değildi maalesef. Bu arada son oyun 2013'te çıkan DMC'ydi. Orada da serinin köküne gidiyordu. Yani baştan bir başlatma gibiydi. Onu Ninja Theory, batılı geliştirici, ABD ile beraber ortak geliştirmişlerdi. O yüzden işte sadık hayran kitlesi tepki göstermişti. Yani burayı terk edelim, patlayacak. Bu aynı Silent Hill'in başına gelen olay aslında. Batı'ya geçtiği zaman hani ilk tepki almıştı ya Homecoming'de. Evet, bence yeşil ok bulmalısın. Şimdi ona gidiyorum. Kesebilecek misin Tunca'ya? Kolu da yok bu arada. Ha kol var. Etrafta kol vardı. Babuş, kol tam. Aha buldum. Ha bak bu kol tam dur. Evet bu kolda güzel kaçabiliyorsun. Ama Tunca hiç harcan. Tunca delikanlı adam kaçmaz. Tunca. Kafa kafaya. Ne? 8100 de redorba olmuş ben abi. Ha yoruldu düşman. Peki şu an düşmanın üzerinde gördüğümüz mavi yuvarlak nedir? Şu an ben odaklandığım için ona o mavi yani evet oraya odaklan, oraya hedef alacak. Target taşıyor da aynı zamanda önünde Jumper'ı da taşıyor orada gibi geliyor bana. Evet yakın gözüküyorlar evet. Evet herhalde Jumper aynı zamanda. Belki de oraya vurursan daha iyi canı gidecek, yani daha çok canı gidecek anlamında da olabilir. Yok ya, sabit bir yeri göstermiyorum ki sadece karakteri gösteriyorum yani. Kamera lock yapsın diye. Aa evet evet doğru söylüyorsun. Ben ona dikkat etmedim açıkçası. Bayağı pataküte girdiğim için hiç ona bakmayarak... Ya bu tür canavarlar genellikle parlayan noktaları daha çok büyük hasar alır. Kolları, başındaki boynuzu... Karnı da... Yani cana gitmem karnı lazım. Karnı gibi. Bak o... Aha. Birazdan devirecek. Sen... Aa öldün mü? Mezara gittik. Öldüm. Arkadaydı değil mi? Can alacaktık onu. Hayda. Evet. Herhangi bir şey girecek mi acaba? Direkt yazı giriyor burada. Hmm, yazı giriyor. Böyleydi. Yani sonuçta yendikten sonra da çok bir şey göstermiyor bildiğim kadarıyla. Yok, yine başında atıyor. Yok böyle bir poz veriyor bitiyor. Bitiyor bitiyor. Demo dediğim gibi çok kısa olmuş. Şey, daha uzun bekler. Hani Devil May Cry'nin sonunda çıkıyor, puanlama sistemi çıkıyor. Ha. SS veriyor. O kısım çıkıyor işte. Evet aynen. Derecesini veriyor. Dövüş dereceni verir. Ben 3A1B almıştım en son oynadığımda. Güzel oynamışım yani. O kadar iyi oynadığımı peki, düşünmüyorum. Peki şimdi Tunca bitiremediğine göre biz kendimiz vereceğiz o harfi Tunca'ya. Ne veriyorsun abi Tunca'ya oynayışına göre? Ama... B mi? Peki. Son genel oynayışta olarak, B ile bitirmiştim zaten. Ben genel olarak B veriyorum. Ben bilmem abi şimdi bitiremedim. Bence C ya da D abi. Bütün her şeyi hunharca harcadım ve öldüm. Ama puanı ona vermiyor. Yaptığın stilistik şey veriyor. Neyse arkadaşlar diyeceğiniz başka bir şey var mı? Özüne döndüğünü gördüğüm için sevindiğim bir oyun olacak. İnşallah Dante daha çok yer alır. Dante daha ağırlıklı olur ama sanki Nero daha ağırlıklı olacak gibi duruyor. Atmosfere DMC'ye yakışmış. Güzel gözüküyor. Benden bu kadar. Merakla bekliyorum. Ya bana göre çok dediği gibi özüne dönmüş oyun. Dante'yi gördüm videolardan falan. Çok çekici geldi bana. Bir de Nero'nun kolunu kaybetmesi tek benim üzüldüğüm noktaydı. Hmm. Çünkü bir önceki oyunda çok işlevseldi o kol. Şimdi o kolu kullanamayacağız. O kolu kopartanın da başını kopartacağız bu arada. İnşallah öyle ümit ediyorum. Evet o. Ben oynarım yani net. Ben de. Peki o zaman Tunca Bey. Ben de katılıyorum. Ben de büyük ihtimalle oynayacağım çünkü hakikaten keyif verdi demosuyla bile. Senin de ekleyeceğin bir şey yoksa var mı ekleyeceğin bir şey? Yok abi. Evet videomuzun sonuna geldik. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.